Değerli izleyiciler, günün önemli gelişmeleriyle birlikte olacağız. Fakat şunu öncelikle hemen belirtmekte fayda var. Kurban Bayramı iyice yaklaştı. Kurban Bayramı'nda özellikle vakıf faaliyetleri noktasında hassas olunması gereken konular var. Bu konuyla ilgili stüdyomuzda önemli bir konuğumuz var. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın. İhlas Vakfı ülkemizin köklü kuruluşlarından biri. Uzun yıllardır hizmet vermekte. Kurban Bayramı faaliyetleri ve vakfın faaliyetleri konusunda detaylı bilgiler alacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi efendim bir vakıf medeniyetinden geliyoruz aslında ülkemizde. Osmanlı'dan bugüne baktığımızda çok ciddi vakıflar kurulmuş ve vakıf noktasındaki hareketleri baktığımızda da dünyaya insanlık dersi verilen bir kültür medeniyeti oluşmuş. Bugün aradığımız, özlediğimiz, hatta özlem dediğimiz noktada özümüze döneceğimiz noktadaki bir faaliyeti yürütüyorsunuz. İhlas Vakfı yıllardır ülkemizde hizmetlerini yürüten değerli bir vakıf. Ve bu noktadaki faaliyetleri hem öğrencilerimiz noktasında hatırlıyorum, hem de özellikle bayramlarda mazlumların, ondan sonra yoksulların yanında olan bir vakıf olarak hatırlıyorum İhlas Vakfı'nı. İhlas Vakfı'nın genel anlamdaki faaliyetleri nedir? İsterseniz bununla başlayalım. Tabii efendim. Efendim İhlas Vakfı 1975 yılında kurulmuş bir vakıf. Yani neredeyse yarım asırlık. 50 yıla yakın 50 bir yıl. Zaman çok olmuş. Çok ciddi bir evet süre. Efendim. Ve İhlas Vakfı sayılı vakıflardan. Neden sayılı vakıflardan? Şöyle, Türkiye'de 5000 civarında vakıf vardır. Bu 5000 civarında vakfın ancak 300 küsur tanesi vergi muafiyet belgesine sahiptir. Ne demek vergi muafiyeti belgesine sahip? Devletin yükünü hafifleten, kamunun yükünü alan vakıflara bu belge veriliyor. Vergi muafiyeti belgesi verilebiliyor. Yani bunun birçok avantajları var. Hem bağışçı yönünden, yani bize bağış yapacak vatandaşımız yönünden, hem yani de güven anlamında. Evet, bizim yönümüzden. Çünkü neden? Böyle vakıflar gelirlerinin, bağış gelirlerinin çok büyük bir kısmını gayesine matuf, amacına yönelik olarak harcamak zorundadır. Ve bunun kontrolünü hem Vakıflar Genel Müdürlüğü yapar, hem de Maliye Bakanlığı müfettişleri yaparlar. Yani vergi muafiyet belgesine sahip vakıflar, yani kamu yararına çalışan hem devletin vakıflar yükünü alıyorsunuz, hem de yoksullara, ihtiyaç sahiplerine. Tabii. Efendime söyleyeyim, biz nasıl devletin yükünü alıyoruz? Şöyle efendim, evvel emirde öğrenci yurtları açıyoruz. Öğrenci yurtlarımıza da yüksek öğrenim öğrencilerini kabul ediyoruz. Eğer bizim bu yurtlarımız olmasa, devlet bizim yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz için de yurt yapacak. Evet. Halbuki bunu biz yapıyoruz. Böylece devletin bir yükünü alıyoruz. Ayrıca efendim garip kurabaya, muhtaçlara, ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımları yapıyoruz. Eğer biz yapmazsak, devlet anayasal görevi gereği bunları yapmak mecburiyetinde kalacak. Evet. İşte devlet bu bakımdan efendim bizim gibi vakıfları inceleyip efendim araştırıp çok sıkı bir denetleme geçiriyorsunuz. Edip denetleyip ondan sonra vergi muafiyet belgesi veriyor. Bakın efendim, 5000 vakıfın %10'u bile değil vergi muafiyet belgesine sahip vakıf. Yani bunu çok önemli görüyorum ben. Tabii ki. Efendim demin bahsettiğim gibi bizim yurt çapında öğrenci yurtlarımız var. Bu öğrenci yurtlarımızda 3000 civarında öğrenciye bakıyoruz biz. Onlara hizmet ediyoruz. Efendime söyleyeyim, onlara ders çalışma ortamları sağlıyoruz. Efendim yemek veriyoruz. Efendim iaşe ve ibatalarını sağlıyoruz. Yani bu çok önemli bir görev. Tabii. Ve onlara hep iyiliği telkin ediyoruz. Aman evladım, işte dersinize çalışın, etmeyin, eylemeyin. Anneniz takibatları da var sonuçta bu öğrencilerin. Tabii. Eğitmenleriniz de var tabii sonuç olarak. Efendim, çünkü bu öğrenciler anneleri babaları ne için gönderiyorlar? Gezip öyle eğlensin diye, efendime söyleyeyim, dolaşsın diye değil. Evet, elbette gezecek. Elbette eğlenecek. Ama evvel emirde ders çalışması lazım. Okulunu bitirmesi lazım. Okulunu bitir diye
gönderiyor annesi babası. Yani kendi evladımızı biz nasıl görüyorsak yurtlarımızda kalan öğrencilere de evladımız gözüyle bakıyoruz. Evladımız gözüyle görüyoruz. Tesisler de var zannediyorum yurtlarınızda. Tabii olmaz mı? Tesislerimiz de var. Efendime söyleyeyim. Bunları cumartesi pazar günleri gezdiriyoruz. Tarihi turistik yerlere, pikniklere götürüyoruz. Efendim canları sıkılmasın. Bir de zamanın genci maalesef asosyal, yani içine kapanık bir, evet, genç. Efendim insanlarla kolay irtibat kuramıyor, insanlara açılamıyor. Onları açmak için, sosyalleşmeleri için efendim çok emekler sarf ediyoruz. Rehber öğretmenleriniz var hali. Tabii ki. Evet. Şimdi şöyle efendim, bu zamanın genci şöyle, mutfakta annesi mesela, mutfakta çocuk da efendim odasında veyahut da bilgisayarın başında karnı acıkıyor, her şeyi de yemiyor. Efendim annesine mesaj yazıyor bilgisayarından veya telefonundan. Diyor ki anne karnım acıktı, bana tost yapar mısın? Annesi de mutfaktan yazıyor. Oğlum diyor, tostunu hazır, gelip alabilirsin diyor. Efendime söyleyeyim, anne sen getir diyor. Annesi getiriyor, o tostu yiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani çocuğun kadar, evet, Ziya Bey, çocuğun efendim gencimizin annesiyle olan mükalemesi, konuşması, irtibatı böyle yani. Konuşma bile yok. O kadar alışmışlar ki bilgisayar ortamına, cep telefonu ortamına, yani konuşmak istemiyorlar. Yani bunları önce efendim konuşturmaya uğraşıyoruz ve çalışıyoruz. Hayata hazırlıyorsunuz. Evet aslında. Hayata hazırlıyoruz. Yani dolayısıyla bizim en önemli faaliyetimiz, en büyük faaliyetimiz öğrenci yurtları. Buna uğraşıyoruz. Ayrıca çok faaliyetlerimiz var tabii. Mesela online eğitimlerimiz var. Biliyorum. Online eğitimlerimiz, robotik kodlama eğitimimiz var. Evet, modern bir şey, güzel bir şey. Teknofest çağına hazırlıyorsunuz. Evet, 7 ila efendim 16 yaş arasındaki yavrularımıza, gençlerimize bu eğitim öğretimi veriyoruz. Binlerce öğrenciye sertifika verdik. Mezun ettik robotik kodlama atölyelerimizden. Efendim başka, mesela Kur'an-ı Kerim eğitimi veriyoruz. Ne kadar güzel. Efendim çocuklara veriyoruz. Benim gibi yaşlılara ikinci bahar diye. Efendime söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim eğitimi veriyoruz. Başka efendim kızlarımıza veriyoruz. Ne güzel. Efendim erkek çocuklarımıza veriyoruz. İngilizce dersi veriyoruz. Çok güzel. Mesela kızlarımıza bayan hocaya verdiriyoruz. Evet. Efendime söyleyeyim, İngilizceyi de aynı şekilde kızlarımıza bayan hocaya, erkek yavrularımıza erkek hocaya verdiriyoruz. Başka Osmanlıca dersi verdiriyoruz. Başka tarihe de yönleniyorsunuz. Evet. Tabii, efendime olsun. Söyleyeyim, Osmanlıca dersinden başka Arapça dersi. Hem de medrese Arapçası dersi de verdiriyoruz efendim. Yani konuşma Arapçası dersimiz de var. Medrese Arapçası da var. Medrese Arapçası yani dersi de var. Yani efendim, çünkü Kur'an-ı Kerim Kureyş lehçesi üzerine inmiştir. Yani fellah Arapçası her değildir. Arapça o anlayamaz. Yani. Mümkün değil. Mümkün değil. Efendim buna dikkat ediyoruz. Kuyruğu var mı yok mu, buna dikkat ediyoruz. Bazılarının kuyruğu, hı-hı, kopuk oluyor. Efendim bazıları da kör oluyor. Hı-hı. Enteresan. Görmüyor yani. Ama oluyor hayvan. Ki Afrika'da çok rastlıyoruz çok buna. Evet. Afrika'da mesela çocuklarda bile katarakt var. Neden katarak, evet, var? Biz bunu anlayamıyoruz. Katarak ameliyatı yapılıyor çocuklara. Efendim görmüyor çünkü. Hayvanlarda da görmemezlik oluyor. Efendim bunu da kontrol ediyoruz. Mesela elimizi böyle gezdirdiğimiz zaman takip etmesi gerekiyor. Efendim takip etmesi, hı, veya gözünü kırpması lazım. Hemen refleks hiçbir vermesi şey lazım. Aynen öyle. Efendim kör değilse, hı, kulağı kopuk değilse, kuyruğu kopuk değilse, dişi varsa, yani kalıcı dişleri çıkmışsa, ha 2 yaşını doldurmuştur, bu kurban olur. Bunlara dikkat ediyoruz. Ayrıca neye dikkat ediyoruz biliyor musunuz? Vekalet müessesesine çok dikkat, hı hı, ediyoruz. Yani şunu arz etmek istiyorum. Vekaletin Ziya şartı Bey nedir? Nasıl? Vekaletin şartı nedir? Vekaletin şöyle, kendiniz kesecekseniz vekalete gerek yok. Hı hı. Ama bir başkasına kestirecekseniz muhakkak vekalet vermeniz lazım. Hı hı. Mesela şimdi bizim önce hisse bedelini söyleyeyim müsaade lütfen, ederseniz. Lütfen. Yurt zaten dışındaki hisse bedelimiz, büyükbaş hayvan için söylüyorum, 2400 liradır. Hı hı. Ve kredi kartına, hı hı, 400 4 taksit yapıyoruz, 600 liradan 2400 lira. Hı hı.
Yani 2400 lira yurt dışı vekalet bedelimiz ve kredi kartına 4 taksitle vatandaş ödeyebiliyor. Yurt dışı vekalet bedelimiz ise büyükbaş hayvan hisse bedeli, hı hı, efendime söyleyeyim, 5900 liradır. Bu da aynı şekilde kredi kartına 4 taksit yapıyoruz vatandaşımıza kolaylık olsun diye. Peki bu yurt içi ve yurt dışı farkı neden kaynaklanıyor? Efendim, yurt içi ve yurt dışı farkı şuradan kaynaklanıyor. Bize göre, hı hı, hayvan bedeli yurt dışında çok daha ucuz. Oradan kaynaklanıyor. Fiyat farkı oradan. Evet, fiyat, hı hı, farkı oradan kaynaklanıyor. Efendim, yoksa yurt dışında çok mesela masraf yapıyoruz. Ne gibi masraflar yapıyoruz? İki kere gönderiyorum ben arkadaşları. Yani arkadaşlarımız iki kere gidiyorlar. Hayvanları seçmek için diş kontrolü yapıyorlar, kuyruk kontrolü yapıyorlar, göz kontrolü yapıyorlar, kulak kontrolü yapıyorlar. Yani bu kurban olur mu olmaz mı? Böyle bize 500 hayvanlık sürü getiriyorlar. Bizim arkadaşlar 500 hayvanlık sürüden ancak 200'ünü seçebiliyorlar. Ziya Bey, 200'ünü ancak seçiyorlar. Çünkü 200'ü kapak atmış çıkıyor. Arta kalanını almıyoruz biz. İlla kapak atmış olacak. Evet. Ha, vekaleti eğer başkasına kestirecekseniz vekalet vermeniz lazım. Dinimizin şartı budur. Şartı, evet. Efendim, mesela avukat şayet sizin davanıza dünyevi işlerde bile böyle girecekse avukata ne vermeniz lazım? Vekalet veriyoruz. Avukatlık, evet, vekaletnamesi ve vekaleti vermeniz lazım. Ki onu da noterde veriyoruz. Evet. Yani şey yapamaz. Ne deriz ona? Evet. Giremez davaya. Eğer o vekaleti vermemişseniz. Dolayısıyla vekalet vermemişse kesemez. Bunu biz bangır bangır bağırıyoruz. Elhamdülillah Diyanet İşleri Başkanlığı da, efendim, Diyanet Vakfı da, efendim, bu işin üzerinde özellikle vakıfları, diğer vakıfları da ikaz ediyor. Güzel yani. Bu bizim hoşumuza gidiyor. Evet. Elhamdülillah üzerinde durmaya başladılar. Efendim, şöyle vekalet işinde mesela online bizim şeyimiz var. Hı-hı. Web sitemiz var. www.ihlasvakfi.org.tr. Tekrar ediyorum, www.ihlasvakfi.org.tr. Efendim, ekranda da var zaten. Evet, izleyicilerimiz oradan da bakabilirler. Buraya girip de kurban sekmesine tıkladı mı hayvan resimli bağış yap diyor. Hayvan resimleri çıkıyor. Orada yurt dışı büyükbaş hissesine girecek. Oraya tıklıyor. Tıkladığı zaman karşısına bir vekalet formu çıkıyor. Bakın efendim, vekalet formu çıkıyor. Bu vekalet formunda şu yazıyor. Efendim, üzerime vacip olan bayram kurbanımı almaya aldırmaya, kesmeye kestirmeye, etini ve derisini dilediği yere vermeye, orada isimler var işte, yazıyor. Bizim yurt dışına gönderdiğimiz arkadaşlar, sorumlu arkadaşlar. Yani şahıs belli. Şahıs belli. Efendim, falan 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 falanı ve icap ederse bunların da başkalarını vekil tayin etmek üzere, umumi vekil tayin etmek üzere, umumi vekil tayin ettim diyor. Bu vekil formuna tıklıyor. Tıklayınca bizim vakfımızın merkezine geliyor. Efendim, vakıf merkezimizin görevlisine, görevlilerine böylece vekaleti, umumi vekaleti vermiş oluyor. Parayı ancak ondan sonra yatırabiliyor. Bakın efendim. Yani önce vekalet, sonra para. Sonra para. Yoksa biz para gelsin, İlla hani para gelsin falan, para niyetimiz olsa bunu yapmayız. Programımız bile böyle. Önce vekalet, sonra para. Evet. Ayrıca telefon numaramız var. 0212 451 49 çift 0. Burayı arıyor vatandaş. 0212 451 49 çift 0. Burayı arıyor. Efendim, şimdi 20 tane arkadaşımız görevli. Vakıf gönüllerimizden de var, vakfımızın çalışanlarından da var. Telefon başında efendim gelen böyle yoğun telefonlara cevaplandırıyorlar, suallerine cevap veriyorlar, vekalet alıyorlar. Efendim, mesela oradaki arkadaşı aradığı zaman ben diyor vekalet vermek istiyorum diyor. Tamam diyor, verebilirsin diyor. Şifai olarak aynı kelimeleri demin söylediğim, vacip olan bayram kurbanımı almaya aldırmaya, kesmeye kestirmeye filan, hani bu şeyi aynen öğretiyor ona, söylüyor, o da tekrar ediyor bağışçıda. Ondan sonra peki evladım diyor, mesela yaşlıysa, ben nasıl yatırabilirim bedelini diyor. Gayet kolay efendim diyor.
Siz bu cep telefonundan arıyorsunuz. Cep telefonu orada gözüküyor zaten. Hı-hı. Biz sizin cep telefonunuza IBAN numaramızı gönderiyoruz, hı-hı, diyor. IBAN numaramızı gönderiyoruz. Parayı da yatırırsanız biz sizi kaydediyoruz. Yani zaten şeyi, hı-hı, kaydettik, vekaletini. Şeyi de kaydediyoruz. Para geldiği zaman karşılaştırıyoruz o isimler. Dolayısıyla bazen vatandaşımız kendisi gönderemiyor. Hı-hı. O zaman ona evlat yine tarif adam ediyoruz. Hı-hı. Yok şey yapıyor, bankaya gidiyor. Hı-hı. İşte orada yaşına göre evladım, kızım, kardeşim, her neyse bankadaki görevlilere şu numaraya, İhlas Vakfı'nın şu IBAN numarasına 2400 lira gönderir misin diyor. Efendime söyleyeyim, o da gönderi veriyor, bize bildiriyor yani 2400 lira gönderdim, şu isimle gönderdim diye. Böylece biz onun kaydını alıyoruz. Çok kolay. Ve vekaletini almadan asla yapmıyoruz. Yani bizde öyle yok. Efendim orada şıklar var. Bazı vakıflarda görüyorum. Hı hı. Kesilsin mi, kesilmesin mi? Böyle soruyor. Kesmeden olmaz. Kesmeden kurban mı olur? Kurban olmaz tabii. Yani, o ibadet efendim, olmaz tabii ki. Normal bağış yapmış olur. Kurban bir ibadettir. Evet. Efendim muhakkak kesilmesi iktiza eder, kesilmesi icap eder. Kurban kesilmezse Allah-u Teala'nın emri yerine gelmemiş olur. Borç olur, evet. Borç olur. Allah sorar ona, sen niye kurbanını kesmedin diye. Ruzu mahşerde, yevmi kıyamette. Kesinlikle. Şimdi yurt dışı kurban bedelini 2400 olarak, yurt içinde 5900 olarak, evet, belirlediniz. Yurt dışında hangi ülkelerdesiniz? Evet efendim, yurt dışında Afrika'da, Çad'da, Somali'de ve Uganda'da kesiyoruz. Efendim Çad'da 3 bölgede kesiyoruz. Uganda'da 2 bölgede kesiyoruz. Somali'de 1 bölgede kesiyoruz. Çad dünyanın ikinci en fakir ülkesidir efendim. Onun için orada kesiyoruz. Müslüman ülkesidir. Uganda'da 2 ayrı bölgede kesmemizin sebebi, Uganda'nın nüfusu eskiden %75'i Müslüman, %25'i Hristiyan'dı. Efendim bir ara %15'i Müslüman, %85'i Hristiyan şeklinde döndü. Hı hı. Şimdi elhamdülillah Türk STK'larının Uganda'ya gitmesiyle Müslüman oranı yükseldi. Çok güzel. %25 Müslüman, yani 15'ten 25'e çıktı, %75 Hristiyan. Biz efendime söyleyeyim, onun için Uganda'da kesiyoruz. Müslümanların gönülleri, hı hı, efendim kuvvet bulsun, gönülleri rahat etsin. Efendime söyleyeyim, Türkler geldi, Müslümanlar geldi, bizi yalnız bırakmadılar desinler diye. Bilhassa Uganda'ya ehemmiyet veriyoruz. İki ayrı bölgesinde kesiyoruz. Bir de Somali'de kesiyoruz. Somali halkı tamamen Müslümandır. Müslüman, evet. Ve Somali'nin %70'i ahalinin, halkın hafızdır efendim. Kur'an-ı Kerim hafızı. Ne ya şeyimizi? Kur'an-ı Kerim'den değil, tahtalara yazılmış efendim şeylerden ezberliyorlar, sayfalardan ezberliyorlar. Evet. Efendim ama buna rağmen %70 hafız efendim. Maşallah, barakallah. Peki orada kestiğiniz kurbanları kimlere, nasıl dağıtıyorsunuz? Tabii. Efendim orada yetimhaneler var. Hı-hı. Biz kendimiz yetimhanelerde kuruyoruz. Ayrıca kurulmuş olan, böyle Müslümanların kurmuş olduğu yetimhaneleri de destekliyoruz. Çünkü Hristiyan misyonerler de oralarda yetimhane, hı-hı, kuruyorlar. Orada ortalama ömür Türkiye gibi 80 sene, 75 sene, 90 sene değil. Salgın hastalık ve yetersiz beslenmeden insanlar daha genç ölüyorlar. Çocuklar yetim kalıyor. İşte misyonerler de bunlara sahip çıkıyorlar ama Hristiyanlık propagandası yapıyorlar Ziya Bey. Peki oradaki işte çok tehlikeli bölgeler var bahsettiğiniz ülkelerde, evet, de birçok ülkede de, evet, işte çete savaşları oluyor, farklı, evet, farklı savaşlar, evet, oluyor. Bunların arasında bu hizmeti yürütmek kolay mı? Mesela şimdiye kadar hep biz Sudan'da kestik efendim. Hı hı. Bu sene kesemiyoruz. Neden? Bir iç harp başladı. İç harp, evet. Evet. Ama Somali, hı hı, sulh sükun içerisinde. Uganda zaten Hristiyan ülkesi olduğu için, %75'i Hristiyan olduğu için orada bir karışıklık pek olmuyor. Yalnız geçenlerde bir saldırı oldu, hı hı, bir iki gün önce. Elhamdülillah bir şey yok. Çok şükür. Efendime söyleyeyim, Çad zaten tamam Müslüman bir ülke ve orada da pek bir problem, hı hı, yok. Efendim Asya tarafında da nerelerde kesiyoruz? Efendim Afganistan'da kesiyoruz, hı hı, Hindistan'da kesiyoruz. Afganistan'da
Kuzey Afganistan'da kesiyoruz. Hmm. Yani Büyük Türkistan'ın güneyidir Kuzey Afganistan. Yani Türkistan'ı parçalamışlar. Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan filan diye. Değil mi efendim? Evet. Halbuki orası da aslında Türkistan. Ama Güney Türkistan, Kuzey Afganistan, Türk oradakiler, Özbekler ve Türkmenler, biz o havalde faaliyet gösteriyoruz. Efendim büyük köyleri seçiyoruz. 2500 nüfuslu, 2000 nüfuslu. Efendim derin sondaj su kuyusu vuruyoruz. Su kuyusu vurduğumuz yerde yerin altından suyu çıkarabilmek için ne yapıyoruz? Güneş panelleri koyuyoruz. Güneş panellerinden elde ettiğimiz enerjiyle suyu çıkartıyoruz. Erkekte çocuklar için dersek, kız çocukları için dersek. Yani devamlılık arz eden 200 metre yapıyorsun. Tabii. Evet. Erkek çocukları dersliği, kız çocukları dersliği. Efendim o derin su kuyusunun yanına köylüler gelsinler, bidonlarıyla su alsınlar diye çeşme yaptırıyoruz. Ayrıca çocukların temizlenebilmeleri için şadırvanlar inşa ediyoruz. Abdest alabilmeleri için filan. Bir de erkek çocukları için söz meslen dışarı tuvalet, kız çocukları için tuvalet. Buralarda temel eğitim veriyoruz. Ayrıca temel dini eğitim, temel dini bilgileri öğretiyoruz. 32 farzı. Evet, külliye zaten adını böyle külliye koyduk. Cumhurbaşkanlığı külliyesi değil, Afganistan külliyesi bu. Efendim böyle nüfusuna göre 250 kişilik külliyemiz de var. 200 kişilik külliyemiz de var. 150 kişilik külliyemiz de var. 100 kişilik külliyemiz de var. Efendim işte kurbanlarımızı, yani kurban etlerimizi buralarda dağıtıyoruz. Ne kadar güzel. Yurt içini de soracağım. Efendim yurt Hindistan'da bir de kesiyoruz. Hindistan'ın da efendim nüfusu, efendim biliyorsunuz 1 milyar 400 milyonu geçti, Çin'i aştı. Ama orada efendim gayri resmi rakamlara göre 300 küsur milyon Müslüman var. Resmi rakamlara göre de 250 milyon Müslüman var. Bayağı büyük bir, ciddi bir rakam, evet. Müslüman kitlesi var. Ama Hindular, Brahmenler hakim. Efendime söyleyeyim, Müslümanlara destek vermek maksadıyla efendim bu sene Hindistan'da keseceğiz. Yurt içinde de şöyle kesiyoruz efendim. Yurtlarımızın bulunduğu şehirlerde kesiyoruz. Evet. Yurtlarımızın bulunduğu öğrencilerimiz için. Öğrencilerimiz için. Yani bu etleri efendim şoklayıp efendim bütün sene boyunca güzelce muhafaza ediyoruz. Hijyenik ortamda, soğuk hava depolarında. Lazım oldukça oradan alıp efendim yani öğrenci yurtlarımızda hayır devam ediyor. Evet, kullanıyoruz efendim. Efendim son bir dakikaya girdik. Çok kısa olarak ben bağışta bulundum. Vekaletini verdim. Tamam. O bağışımın videosunu görebiliyor muyum? Elbette. Efendim ben oraya yani yurt dışına gönderdiğimiz arkadaşların yanında kameramanlar gönderiyoruz. Bu kameramanlar o kurban kesme hadisesini vekaletten başlayarak, yani vekalet, hani kasaba veriyor ya vekalet, evet. İsimlere okunuyor. Bir hayvan 7 kişi efendim okuyor işte, seni vekil tayin ettim, falanın vacip, falanın efendim adak, falanın şükür, falanın işte mevta kurbanı, babası için kesiyor, anası için kesiyor. Hepsi. Yani vacip kurbanını kesiyor. Bütün hayvanı ben kapatıyorum diyor. 7 tane isteği mesela, öleleri var. Efendim vekil ettim seni diyor. Kasapta kabultü diyor, kabul ettim diyor efendim ve başlıyor kesmeye, tekbirler alınıyor. Bismillahi Allahu Ekber diyerek kasap kesiyor. Bu seremoniyi tamam, başından sonuna kadar kameraya alınıyor. İnternet durumuna göre, oralar 3. dünya ülkesi çünkü. Bir gün internet oluyor, 2 gün olmuyor filan filan. Gönderilmesi bir hafta zarfında kesildikten itibaren muhakkak cep telefonuna, telefonuna, WhatsApp yoluyla ve mail. SMS'le, hayır SMS'de onun şeyini gönderiyoruz. Linkini gönderiyoruz, evet. Ne yani kadar. İkisini de yapıyoruz. Hem ne linki kadar. Gönderiyoruz, hem WhatsApp'tan videonun kendisini gönderiyoruz efendim. Gerçekten. Yani vatandaşımız kolayca çoluk çocuğuyla, anası babasıyla oturup gelin işte anne baba bak bizim kurbanlar kesildi, bak senin için de kestik filan. Efendim söyleyeyim, seyredebilirler efendim. Efendim ağzınıza sağlık. Çok kıymetli hizmetlerde bulunuyorsunuz. İnşallah hayırlara vesile amin. Olur bu kurban İnşallah. Bayramı da. Ağzınıza İnşallah. Sağlık, ayağınıza bir sağlık. Bir tebrik yapabilir miyim? Lütfen. Müsaade buyurur Çok musunuz? Kısa. Tamam. Efendim, efendim hem izleyicilerimizin hem efendim Akit TV çalışanlarının hem de
yurttaşlarımızın, vatandaşlarımızın hem de Biladi Türkiye'nin ve Biladi İslamiye'nin Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Bu Kurban Bayramı'nın sulh, sükun ve huzur getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Amin. Efendim. Bizler de efendim Akit TV olarak sizlerin Kurban Bayramı'nı tebrik Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.